Merhaba arkadaşlar. Daha önce sizlere Azerbaycan'daki bir mobilya fabrikası için yazdığım mobilya üretim, cari takip sistemi, personel ve cari takip sistemini anlatmıştım, tanıtımını yapmıştım. Bunun ikinci versiyonunu geliştirdim. Size kısaca bunu tanıtmak istiyorum. Öncelikle girişimizi yapıyoruz. Toplam 3 defa doğru şifre girme hakkı var. 3 defa da program kilidini kapatıyor. Program açıldı. Şimdi programı kullanan arkadaşlar aşağıdaki sayfa güvenliği ile ilgili talepleri olmuştu. Burada dikkat ederseniz programı kapattığımız zaman tamamen Excel'i tamamen kapatmak için uyarı veriyor. Ancak Excel butona tıklayıp şifreyi bilen birisi Excel sayfalarına müdahale edebilir. Buradaki sayfalara bakabilir arkadaşlar. Onun dışında şifreyi bilmeyen burada kesinlikle aşağıdaki sayfalara müdahale edemez. Hemen programı tanıtmak istiyorum. Öncelikle cari tanımlama. Birinci versiyonda şurada EFT ile tahsilat, EFT ödeme, çek girişi, çek çıkışı yoktu. Bunları eklendi. Ürün tanımlama, personel tanımlama, sarf malzeme programının içindekiler, sipariş, sipariş günceleme eklendi buraya arkadaşlar ayrıca. Üretim kontrol, mal alımı, kasa işlemleri, kasa işlemlerde çek tahsilatı, çek ödemesi eklendi. Personel ödemeleri, kasadan ödeme, bankadan ödeme eklendi. Kasalar arası transfer işlemi, bir kasadan başka bir kasaya transfer, nakit transferi yapılabiliyor. Aynı şekilde bankalar arası transfer yapılabilir arkadaşlar. Bordrolarda çek girişi, çek çıkışı işlemleri var. Hemen hızlıca bir giriş, bazı verileri girmek istiyorum. Öncelikle iki tane cari tanımlayayım. Ahmet Demir, vergi dairesi yok. Alıcı, telefonu yazdık. Adresi Ankara dedim ve kaydettim. Tekrar mesela ne diyelim? Yıldız Mobilya olsun. Vergi dairesi Ankara. Şu satıcı telefonu yazıyorum. Adres Ankara dedim. Cari tanımladım arkadaşlar. Hemen ürün de tanımlayalım. İki ürün tanımlayalım. Kanepe olsun. Mobilya birimi adet fiyatı 2500 üretim fiyatı. Bir de mutfak diyelim. Mutfak dolapları. Bu da adet 4500 üretiyoruz bunu. Hemen personellerimizi de tanıtalım. İki tane personel. Biri Ali Taş olsun. Bu maaş karşılığı çalışıyor arkadaşlar. Telefonu maaşı 2230 TL. 01.06.2020'de işe girmiş olsun. Gördüğünüz gibi 1635 TL maaş hak etmiş bu ay için. Murat Gül olsun. Bu da iş karşılığı çalışıyor arkadaşlar. Telefonu yazıyoruz ama maaşını yazamıyoruz. İşe girmiş olsun. 01.06'da işe girmiş olsun. Evet, gördüğünüz gibi hak ettiği maaş gözükmüyor çünkü iş yapmamış henüz. Şimdi sarf malzemeyi de tanımlayalım. Bir sürü bir sarf malzeme vardır. Ben fazla onları bilmiyorum ama MDF diye bir şey duymuşum. Tahta cinsi. Birimi metre olsun. Fiyatı 20 TL. Kumaş olur herhalde. Kumaş da metre olsun yine. Şey, bu da diğer olsun. Metresi 30 TL olsun. Başka ne olabilir? PVC olabilir. PVC. Bu da metre olsun. Bu da 45 TL olsun. Evet, malzemelerimizi tanımladık. Sarf malzemelerimiz. Şimdi siparişi alalım. Yeni sipariş. Burada sipariş tarihi otomatik geliyor. Siparişi kimden alıyoruz? Ahmet Demir yazmışım. Hemen güncelle diyerek Demir diyebilirim. Güncelle, güncelledi. Ahmet Demir'i seçtim. Ne sipariş veriyor? Kanepe siparişi. Bir adet. Bu siparişte kimler çalışacak? Arkadaşlar Murat Gül çalışacak. İşte 750 TL. İşçilik vereceğiz ona. Aynı zamanda Ali Taş çalışacak. Buna ücret veriyoruz gördüğünüz gibi. Sarf malzeme olarak da kumaş veriyoruz. Kumaş gidecek. Aynı zamanda MDF 20 TL MDF gidecek. Toplam 1050 TL.
kar kayıtta bastım. Şimdi burada kontrole bastığım zaman arkadaşlar, mesela şu ürün, şu siparişimiz, mesela ne diyelim, ölçü alındı, %10'u, işin %10'u tamamlandı, kesim yapıldı, işin %30'u yapıldı, fazladır. Bu şekilde iş takibini yapabiliriz. Bu siparişe mesela masraf gittiyse güncelleye basıyorum. Ekstradan buna örneğin PVC kullandık mesela. 3 adet işe yarıyorsa gördüğünüz gibi giderimiz tekrar karımız 9-15'e düştü ve güncelle diyerek siparişimizi güncelledik. Cariye baktığım zaman arkadaşlar Ahmet Demir'in 2500 TL borçlu olduğunu görüyorum. Şimdi Yıldız Mobilya'ya da bir ondan malzeme alalım. Hemen geliyorum burada mal alımı, yeni alım kimden alıyoruz? Yıldız Mobilya'dan ne alalım? Şu sarf malzemeleri alalım. 10 tane şu. Şundan da 12 litre alalım. PVC'den de 13 alalım. Toplam 1125 TL kaydet diyerek aldık arkadaşlar. Şimdi carilere baktığımda bu 2500 TL borçlu, Yıldız Mobilya 1125 TL alacaklı. Şimdi şu şekilde yapacağız. Ahmet Demir'e 3 farklı şekilde borcunu kapatacağım. Ahmet Demir'in borcunu tahsil edeceğim. Bir nakit tahsilatla, EFT alarak, bir de çek alarak tahsil yapacağım. Hemen nakit tahsilata geçiyorum. Nakit tahsilat diyorum. Tahsilat hangi kasa yapıyoruz? Kasamız yok. Hemen kasa tanımlıyorum. Merkez kasa diyorum. Bakiyesi yok. Kaydete bastım ve kasamı seçtim. Ne kadar tahsil ederim kasa için? 500 TL nakit diyelim. Kaydet dedim ve gördüğünüz gibi 2000 TL'ye düştü. Burada cari detayına baktığım zaman da 500 TL nakit. Ahmet Demir'i burada görüyorum. Çift tıkladığım zaman da onun ne aldığını da siparişini de görebiliyorum aynı zamanda. Ahmet Demir detayından tahsilatını görüyorum. Çift tıkladığım zaman da siparişini görebiliyorum arkadaşlar. Şimdi Ahmet Demir'in nakit tahsilatını yaptık. Bir de EFT alalım. Bize havale göndersin. EFT tahsilat diyoruz. Hangi banka? Bankamız yok. Hemen bir banka tanımlıyorum. Akbank. Hesap vadesiz hesap. Hesap numarası yok. Bu IBAN numarası bu. Kaydete bastım. Bankamı çift tıklayıp seçtim. Ne kadar havale yapsın? 1 TL EFT gönderdi diyelim. EFT'yi nasıl yazdım ya? Kaydete basıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet Demir'in 1000 TL borcu kaldı. Bir de çek alalım. Çek girişi. Çekin tutarı ne kadar? 1000 TL. Vadesi ne zaman? Örneğin ayın 30'u kaydete bastım ve çeki de aldım. Burada hala 1000 TL gözüküyor ama portföyde bir çekimiz var. Dikkat ederseniz bordrolara baktığım zaman burada Ahmet Demir'in 1000 TL'lik bir çeki duruyor portföyde arkadaşlar. Bu çek tahsil edildiği zaman Ahmet Demir'in borcu bitecek. Şimdi hemen gidip çeki tahsil edelim. Kasaya gidiyoruz. Burada çek tahsilatı. Kasada şu anda 500 TL var gördüğünüz gibi nakit tahsilat. Çek tahsilatına basıyorum. Hangi çek diyor? Şu çeki diyorum ve açıklama yazıp kaydete bastığımda kasaya 1500 TL girmiş oldu çek tahsilatı ve cariye baktığımda Ahmet Demir'in borcunun kalmadığını görüyorum arkadaşlar. Ahmet Demir'in borcunu 3 farklı şekilde tahsil ettim. Nakit tahsil ettim. Havale aldım. Bir de çek aldım. Şimdi Yıldız Mobilya'da 3 farklı şekilde ödeme yapalım. Önce nakit ödeyelim. Nereden ödüyoruz? Hangi kasadan? Şu kasadan. Ne kadar ödeyelim? 125 TL ödeyelim. Nakit. Kaydete bastım. Gördüğünüz gibi alacağı arkadaşlar 1000 TL kaldı. Şimdi 500 TL'lik EFT göndereyim. EFT'yi seçiyorum. EFT ödeme. Hangi bankadan ödeyeceğiz? Bankada 1000 lira var dikkat ederseniz. Şu bankadan ne kadar? 500 TL. Açıklama EFT gönderdik. Kaydete bastım. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi 500 TL kaldı. Şimdi bankaya bakarsak arkadaşlar banka işlemlerine baktığım zaman 500 TL kaldı. Ekstresine baktığım zaman da gelen EFT 1000 TL, giden EFT 500 TL toplam kasada şey bankada 500 TL'mizin olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi son olarak da Yıldız Mobilya'ya çek verelim. Çek çıkışı diyorum. Ne kadarlık çek çıkışı diyorum? 500 TL'lik. 500 kaydete bastım. Şey, vadesini de burada belirliyorum.
Kaydet dedim ve bitti arkadaşlar. Şimdi gelelim burada bordrolara baktığım zaman şu çekin portföyde olduğunu, şu çekin ise tahsil edildiğini görüyorum. Şimdi kasaya gidiyorum. Şuradaki çek ödemesine tıklıyorum arkadaşlar. Hangi çeki ödüyorum? Şu çeki ödüyorum. Portföydeki çeki ödüyorum. Açıklamamı yazıp kaydete bastığımda kasaya dikkat edin şimdi. Kasada 875 TL kaldı. Burada görüyorsunuz çek ödemesi. Ve cariye geliyorum. Ahmet Yıldız'ın, Yıldız Mobilya'nın borcunun kalmadığını görüyorum. Cari detayına baktığım zaman ona bir faturalık bir fatura aldığımızı şuradan ödemelerini de görebiliyorum arkadaşlar. Şimdi kasaya geliyorum. Bir kasa daha açmak istiyorum. Burada mesela gider kasası diyelim. Bakiyesi, açılış bakiyesi yok, kaydet. Şimdi ben merkez kasadaki parayı şu gider kasasına aktarmak istiyorum. 875 TL. Burada kasalar arası transfere basıyorum. Hangi kasadan? Merkez kasadan. Nereye? Gider kasasına ne kadar? 875 TL transfer edildi. Ne amaçla edildiyse artık. Kaydete bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kasadaki para, merkez kasadaki para gider kasasına gitti arkadaşlar. Şimdi ben buradan şirket gideri olarak bir elektrik ödeyeyim. Elektrik tutar 500 TL. Dedim ve kaydete basıyorum. Gördüğünüz gibi kasada 375 TL. Personel ödemesi yapacağım kasadan. Hemen kasadan gel dedim. Kime ödeme yapacağım? Ali ta, şeye pardon. Murat Gül'e ödeme yapacağım arkadaşlar. Murat Gül'ü seçiyorum. 750 TL'lik bir alacağı var. Bunun kasadaki oranı kadar yani 375 TL ödüyorum. 375 TL avans ödeyelim. Kaydete basıyorum ve kasada para kalmadığını görüyorsunuz. Cariye geldiğim zaman da pardon personele geldiğim zaman da 375 TL'nin ödendiğini görüyorsunuz. Şu ödemeyi iptal etmek istiyorum. Kasa işlemlerinden personel raporuna geliyorum. Buradaki 375 TL'yi sildiğim zaman otomatikman kasaya tekrar 375 TL girdiğini, personele baktığınız zaman da yine 750 TL alacaklı olduğunu görüyorsunuz. Personele banka üzerinden ödeme yapacağım şimdi. Burada personel ödemesi dedim. Bankadan ödeme. Hangi bankadan ödeyeyim? Şu bankada 500 TL var dikkat ederseniz. Kime ödeme yapıyorum? Ahmet Murat Gül'e ödeme yapıyorum. Ne kadar ödüyorum? 750 TL. Avans diyorum. Komisyon 0. Dolayısıyla şu kasadan ödeme yapacağım. Komisyon olsaydı seçecektim. Gerçi neyse. Açıklamada avans diyorum. Kaydete basıp evet dedikten sonra hemen bankaya bakıyorum arkadaşlar. Bankada 750 TL ödedik sanırım. Değil mi? Personel raporunda 750 TL, bankada 500 lira vardı. Dikkat ederseniz banka eksi 250'ye düştü. Personele baktığım zaman da personele 750 TL ödendiğini ve alacağının kalmadığını görüyorsunuz. Bu şekilde iş ve işlemler yapılabilir arkadaşlar. Burada çekin ödendiğini, burada çekin tahsil edildiğini bordrolarda görebiliyoruz. Aylık olarak hangi çekler varsa bunları görüyoruz. Bakın çek vadesi Temmuz olduğu için Temmuz ayındaki çekleri görebiliyoruz. Aynı şekilde siparişlerimizi yine Haziran, Temmuz hangi aydaysak o ayın siparişlerini görebiliyoruz. Bu şekilde işlemler yapılabilir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi böyle bir programa ihtiyacınız varsa bst@gmail.com üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.